Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, bir önceki videomuzda ne demiştik? Farklı, daha doğrusu biz dememiştik. Bir takipçimiz demişti ki abi farklı klanlara gidip onların da klan savaşlarını yayınlasana. Bu güzel bir fikirdi aslında. En azından sizlerle hem etkileşime girmek açısından hem de farklı şekilde farklı köy düzenleri ve farklı savaş stratejileriyle sizlere daha değişik videolar çıkabileceği mantıklı geldi bana da. O yüzden şu anda bulunduğumuz klanın sahibi olan Berkay kardeşimin bir tanıdığını ziyaret ediyoruz. En azından bir startımız olsun. Tabii bunlar size de denk gelebilir arkadaşlar. O yüzden şu anda ben sadece ilk videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda öncelikli olarak Osmanlı Diriliş klanındayız. Şöyle yapalım. 42-35 öndeler. %96.73 öndeler. Bakalım daha savaşın bitmesine 23 dakika var. Bu 23 dakika sonunda ne olacak bilmiyoruz. Tabii ki ben 23 dakikanın tamamını muhtemelen sizlere yayınlamayacağım. Çünkü çok uzun bir süre olur. Videodan sıkılırsınız. Ama burada bayağı alt kısımlarda, hatta yukarı kısımlarda da 3. köyde alın güzel 3 yıldızlar olduğunu düşünüyorum. Zaten bu videoya başladığımda klana geldim. Arkadaşlar sağ olsunlar güzel karşıladılar. Onun dışında ben henüz maçları izlemedim arkadaşlar. Şu anda sizlerle hep birlikte izleyeceğiz. Bakalım savaşlar nasıl gitmiş. İsterseniz hemen hızlıca 3. köyden başlayalım. Hızlı hızlı ilerleriz ve bütün 3 yıldız maçlarını sizlere göstermiş olurum. Hemen şuradan tekrar diyelim ve yolumuza girelim. Cinus da saldırıya geçiyor arkadaşlar. Bakalım ne şekilde saldıracak. Oraya bir yıldırım geldi. Aşağıdan barbar. Onun arkasına okçu kraliçe. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte merakla izliyoruz. Yukarıdan ejder ve balon saldırısı atağa başladı arkadaşlar. Oo, çok güzel. Bayağı bildiğiniz Allah ne verdiyse giriyorlar. Gayet güzel. Bakalım ne olacak. Sol alt köşede zaten kahramanlarımız güzel bir şekilde ilerliyor. Yukarıda da ejderler başarılı bir şekilde ilerliyor. İlk kısmı gayet güzel bir şekilde aldılar. Çok güzel Zeppelin görevini yerine getirdi. Orada aslında bir klon büyüsü olmuş olsaydı çok güzel sonuçlar elde edilebilirdi. Ama olsun, yine güzel bir temizlik oldu orada. Orayı da alsaydı çok güzel olacaktı. Olsun. Süper. Yukarıda zaten ejderlerimiz devam ediyor. Canlar güzel. Koruyucu hemen arkasında. Büyük koruyucu da onların peşinden ilerliyor. Sol tarafta ne durumdayız? Barbar Kral sol altta temizliğe devam ediyor. Okçu Kraliçe de bir yandan belediye binasını ateş ederken orayı da aldılar. İşte burada. Bakalım. Riskli gibi görünüyor mu? Yok, aslında hero'larımız bir hayli fazla arkadaşlar. Yani burası alınır. 3 yıldız gelir diye düşünüyorum diyeceğim. Yemediniz değil mi? Tabii ki de zaten 3 yıldız alındı buradan arkadaşlar. Ama güzel bir saldırı oldu. Kısa da sürdü. Hani çok fazla uzamadı aslında. Ejderler yukarıdan gayet güzel ilerledi. Sol alttan zaten balonlar da bir hayli yolu açtı. Zeppelin de sağ olsun görevini yerine getirdi. Belediye binasına doğru hareket ederken orta bölümde bulunan bütün her şeyi aldı. Gayet başarılı. Ve 3 yıldızımız geldi. Hemen savaş haritasına geri dönüyoruz. Ve bir sonraki 4. köye yapılan savaşı izliyoruz arkadaşlar. Burada köy gayet güzel. Yani güzel anlamında şunu söylüyorum. Hani defansif olarak gerçekten yüksek şeylere sahip. Evet, bazı X yayları vesaire birazcık düşük kalmış ama olsun, yine de gayet güzel. Yine aynı şekilde yine zeplin ilerliyor. Balonlar ve ejderler bu sefer alt kısımdan bir giriş sağlandı. Yukarıda bir dondurucu geldi. Yine ilerleyiş devam ediyor. Büyücünün zaten, hep büyücü diyorum buna ya. Koruyucunun etkisini de kullandık. Şu anda hero'larımız koruma altında ama çıkan bir ejderimiz var. Yukarıdan da Barbar Kral ilerliyor. Alttan ejderler devam ediyor. Balonlar orada, eğer ki Cehennem Kulesi'ni alırsa süper olacak. Aldılar. Çok güzel. Klan Kalesi'nden bir buz golem çıktı. Barbar Kral yoluna devam ediyor. Orada donarsa birazcık erken kaybedebiliriz onu ama olsun. Aşağıdaki ilerleyişimiz gayet güzel gidiyor. Çok güzel. Şifacılar da zaten Okçu Kraliçe'yi besliyorlar. Gayet güzel. Hava savunmalarına dair bir şey kalmazsa diyecektim ki süper. O da gitti. Çok güzel bir şekilde ilerlemiş arkadaşlar. Gayet başarılı. Ya ben zaten bu ejder saldırılarına hastayım. Yani ben de genelde ejder kullanıyorum. Şu an tabii asıl köyümde farklı özellikteki hero'ları da kullanmaya alışmaya çalışıyorum. Hani o yüzden şu an ejderleri bıraktım ama ejderler gerçekten çok güzel temizlik yapıyor arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Özellikle hani yükseltmediyseniz ejderlerinizi fullemenizi sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet güzel. Buradan da zaten temizlik aşaması kaldı.
10 numara güzel bir maç olmuş. Hemen bir sonraki maçımıza gelelim. 6.'ya bakıyoruz ve tekrar diyoruz. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Evet. Muhtemelen burada da bir ejder mi? Evet, yani ejder ve balon. Vallahi bu klandaki arkadaşlar sanıyorum ejder ve balon ağırlıklı saldırılar düzenliyorlar. Ama güzel. Yani bizde de genelde mesela orman minicileri biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim klanda orman minicileri bir hayli kullanılıyor. Yani güzel sonuçlar da alıyoruz ama çoğu kez 2 yıldızda kaldığımız da oluyor. Yalan değil. Ama başarılı bir şekilde biz o şekilde saldırılar gerçekleştiriyoruz. Burada da ejder ve balon kombini gayet başarılı. Yukarıda neyimiz var? Okçu kraliçemiz yukarıdan devam ediyormuş. Burada barbar kral zaten temizliğe devam ediyor. Ejderler sol üstten devam ediyorlar. Süper. Çok güzel. Güzel maçlar arkadaşlar. Yani keyifli geçiyor. Böyle işte farklı videoları yayınlamayı gerçekten istiyorum. Bunun fikrini de bir izleyici kardeşimiz, daha doğrusu takipçi kardeşimiz sağ olsun akıl verdi. Mantıklı da bir şey aslında. Yani sadece kendi oyunlarımızı değil, sizin de en azından yapmış olduğunuz, emek verdiğiniz maçları yayınlamak güzel bir şey. Yani sıkıntı yok. Sonuçta bu videolar çekiliyor arkadaşlar. Sizin de videolarınız neden olmasın? En azından eşinize, dostunuza bak kardeşim biz de YouTube'dayız. Bak bu maçlar bizim yaptığımız maçlar diye siz de arkadaşlarınıza, dostlarınıza bunları izletebilirsiniz en azından. Böyle bir imkan olmuş olur sizlere de. En azından biz de sizlerle dediğim gibi etkileşime girmiş oluruz. Burada da gayet başarılı bir şekilde 3 yıldız efsane şekilde geldi. Buradan da çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki maça geçiyoruz. 7. köye. Bakalım burada neler olmuş arkadaşlar. Muhtemelen burada da ejder balon. Aşağıdan direkt giriş geldi. Çok güzel. Yine sol taraftan ejderler ve arkalarına balonlar mis gibi ilerliyorlar. Vallahi denenebilir arkadaşlar. Hani ilerleyişleri gerçekten çok hoşuma gitti. Tabi burada büyüleri düzgün kullanmak da çok önemli. Hani büyülerin aslında tam böyle yerine oturduğu noktada gerçekten çok güzel ilerliyor bütün hero'lar. Ondan sonra da zaten 3 yıldız alabiliyorsunuz. Tabi burada bir önceki videomda size bahsetmiştim. Kesinlikle kahramanların neyi önemli? Ekipmanları gerçekten burada çok önemli arkadaşlar. Hani ekipmanları nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir önceki videomda izlemişseniz şayet, hani izlediyseniz şayet daha doğrusu, hani biliyorsunuz ciddi anlamda çok büyük paralar dökmek gerekiyor. Oyunun içerisinde yükseltmeye kalktığımız zaman bir hayli zaman geçiyor. Ama onları yapmak zorundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini sağladığımız zaman böyle çatır çatır 10 numara ilerleyebiliyoruz. Burası da çok güzel. Aşağıda okçu kraliçe geldi. Temizliğine devam ediyor. Ejder oradan. Hadi bakalım okçu kulesine. Çok güzel. Belediyeyi her türlü alır. Hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Diyeceğim. Evet. Hadi baba. Hadi baba. Alırsın onu. Yapma. Onu okçu kraliçeyle alamadı. Neyle alacak? Ejderlerle alacak. Aynen. Ejderler kaldı zaten. Şunu bir hızlandıralım. Çok güzel. İşte beraber olduklarında, bir arada durduklarında ejderler gerçekten hasarları çok etkili oluyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Zaten ikisi bir arada gidecek. İkisi birden püskürttükten sonra zaten canı kalmamıştı ve maç bu şekilde bitti. Diğer maçımız 8. Hemen bakalım. Tekrar diyelim. Yine bir ejder ve balon. Dediğim gibi arkadaşlar demek ki Osmanlı Diriliş klanındaki arkadaşlarımız belli ki ejder ve balonu ciddi anlamda alışmışlar ki her maçlarında bunu kullanıyorlar. Güzel ama yani keyifli. İlerleyişlerini izlemek bile güzel. Yine her zaman olduğu gibi tek yönden direkt atağa geçtiler. Sol taraftan zaten barbar kral temizlik usulüyle devam ediyor. Şampiyon kraliçe de aynı yönde hava savunmalarını iptal etmeye çalışıyor orada. Ortaya bütün dondurucular atıldı. Ejderler bir şekilde ilerliyor. Hava savunmaları, iskeletler çıktı oradan. Balonlar düştü olsun. Hiç önemli değil. Ejderler birazcık ikiye ayrıldı orada. Bir kısım aşağıdan, bir kısım bir tık onun üzerinden. Bir de en yukarıda direkt barbar kral ve okçu kraliçenin, şampiyon kraliçenin olduğu yerden devam ediyorlar. Koruyucu aşağıdan yoluna devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şuradaki temizliği merak ettim. Aşağısı çok önemli değil de yukarıdaki ilerleyişi çok merak ettim. Orayı bir hızlandırıyorum. Bakalım nasıl alacaklar. Çünkü cehennem kulesi vesaire var orada. Hava savunması da var. Güzel. Temizlik güzel. Ejderler yine her zamanki gibi
Tabii Okçu Kraliçe, Şampiyon Kraliçe de oradan bir tık en azından hava savunmasını indirdi. Biraz daha rahatlattı oraya. Okçu Kraliçe geldi zaten. Çok güzel zaten, hiçbir şey kalmadı. Ellerine, kollarına sağlık Osman'ın. Valla bu tip maçlar güzel oluyor arkadaşlar. Ben seviyorum. Yani ben de biliyorsunuz ki hep şeylere, şu anda orman binicisi vesaire, hani onlar üzerinden ilerliyorum. Ama onun yanında işte hani değişik karakterleri de yanlarına ekleyip bir şeyler denemeye çalışıyorum. Hani şöyle düzgün ilerleyebildiğim bir tane hani düzen yakalayabilirsem şayet, onları da sizle paylaşacağım. En azından videolarını yayınlayacağım. Sizin de kafanıza yatarsa onları da deneyebilirsiniz. Hemen şuradan bir sonraki maçımızla hızlıca devam edelim. Hatta direkt çarpı 2 ile devam edelim. Sizlerin de canını sıkmayayım arkadaşlar. Çünkü bir hayli maç var aşağıya kadar. Yine aynı şekil çalışma, yine aynı şekilde savaşma, yine aynı şekilde bir 3 yıldız. Çok güzel. Zeplin zaten o belediye binasına kadar geldi zaten arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bitti orası yani. Geçmiş olsun. Daha yapılabilecek bir şey yok orada. Buz golem çıktı. Buz golem de çok uzakta kaldı. Orada dondursa da zaten hiçbir darbe almayacak oradan. Hiçbir damage almayacaklar. 10 numara 5 yıldız. Yukarıda 2 tane ejder. Bir tanesi gitti. Burada da bir tane kaldı. O da gitti. Hiç önemli değil. Aşağıda barbar kralımız var. O da devam ediyor. Onun bir aşağısında şampiyon görüyoruz. Şampiyon da yoluna devam ediyor. O da orayı alacak. Çok güzel. Okçu Kraliçe de burada. Gayet temiz arkadaşlar. Çok temiz bir 3 yıldız daha. Süper. Onun arkasına hemen hızlıca şuradan gelelim. Bakalım bunda da mı yine aynı dizim? Evet, yine aynı. Ebu Bekir kardeşimiz. Buna da hemen çarpı 2 diyelim. Aynı sistem. Bunda elektro ejderler. Süper. Burada bir değişiklik var arkadaşlar. Elektro ejderler var. Yalandan önden balonları gönderdi. Arkasına elektrolar geldi. Ve ön tarafı ciddi anlamda çok güzel temizlediler arkadaşlar. Ya bu elektronun en çok sevdiğim olayı şu. Hani aldığı damage miktarı ciddi anlamda yüksek olduğu için bir hayli sağlam, yani uzun süre idare edebiliyor bizi. Bu gerçekten çok muazzam. Zaten buradaki köy binalarının seviyeleri de düşük arkadaşlar. Buraları almak bir tık daha kolay olsa gerek tabii ki. Vallahi yukarıdaki maçlar, 3 yıldızlar gayet başarılıydı. Ben beğendim. Gayet güzeldi. Vallahi Osmanlı Diriliş Klanı'nı tebrik ediyorum. Yani şu anda öndeler. Ama ne olacak tabii onu bilmiyoruz arkadaşlar. Daha bunu bitirebiliriz bu arada. Zaten 3 yıldızımızı aldık. 42'ye 35, son 11 dakika kalmış. Hani karşı taraf muhtemelen ya son dakika savaşacaktır veyahut da savaşmayacaktır, ama ben savaşacaklarını zannetmiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Hani 21'e 30 zaten, yani 30 tane haklarından 21'ini kullanmışlar. Bizim de 6 tane hakkımız var. E zaten sayıca öndeyiz. Şimdi burada bir de savunma kısmına bakalım. Hani aşağılardan zaten 3'leri almışlar. Yukarıyı denemişler, becerememişler. Buradan en fazla alacakları 2 yıldız olur. O da belki ikinci köyden, ki zannetmiyorum. Hani 3. 5. köyden bir ihtimal belki alırlar. O yüzden çok şansları olduğunu düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, Osmanlı Diriliş Klanı'na buradan başarılarının devamını diliyoruz. Kendileriyle tanışmak da beni gerçekten çok mutlu etti. Umarım sizlerle de ilerleyen zamanlarda sizin klan savaşlarınızla da denk gelir ve bunların da videolarını çekeriz. Ve hatta aklımdan geçen planlar dahilinde canlı yayınlarda bunları yapmak var. Bakalım kısmet arkadaşlar. Güzel günler bizi bekliyor. Güzel videolar bizi bekliyor. Güzel paylaşımlar bizi bekliyor. Discord kanalımızın da kurulumu neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Oradan daha sıkı bir şekilde iletişime geçeceğiz. Daha iyi kontakta kalabileceğiz. O yüzden dediğim gibi çok güzel günler, çok güzel zamanlar bizi bekliyor arkadaşlar. Evet, böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Şayet videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmanızı da sizden rica ediyorum. Bildirimleri açarak da bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Peki, en sonunda ne diyorduk? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Loading, loading, strapped with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him, one more time.